Kaptanım ve hayvancılık fuarını gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Mola saati olur. Akşam Fan Traktör'deyiz. Yanımızda işletme sahibi Sabahattin Bey var değil mi? Evet, Sabahattin Kaplan. Sabahattin Bey, biraz sizden dinleyebilir miyiz? Fuara bu sene yeni katılıyorsunuz. Evet. Öncelikle adım Sabahattin Kaplan. Fan Traktör'ün Türkiye Genel Distribütörü'yüm. Haluk Bey de bizim Gaziantep bayimiz. Fan Traktör'ün biz, bunlar aslında Ford'un devamı. Ford Traktör'ün devamı. Evet. Bizim 50 beygir, 60 beygir, 75, 90 ve 110 beygire kadar 5 modelde, 5 seride traktörlerimiz mevcut. Türkiye'de 16 tane bayimiz oldu şu an. Haluk Bey'e de yeni verdik bayiliğimizi, inşallah gayet de güzel gidiyor. Çiftçilerimiz de bu bölge, bakıyorum, Ford'a çok önem veriyor. Ford traktörün olmasından çok memnun duydular fuarda. Güzel de bir etkileşim oldu. Yani çiftçilerimizden güzel tepkiler aldık. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Fuarı nasıl buldunuz? Fuarı ben de ilk defa geliyorum. Gayet güzel. Bizim Bursa fuarı, biz Bursalıyız aslında. Bursa fuarı kadar kalabalık gördüm yani. İlk defa geliyorum. Buradan Bursa'ya selamlarımızı iletelim. Gaziantep Olay TV'de de, Bursa Olay TV'de var biliyorsunuz. Biz kardeş. Olay TV'de evet. Kardeş. İnşallah. Biz de Bursa'ya da bekleriz sizi. Neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Haluk Özbay. Zaten bu traktörlere yeni başladık. Başlayalımız çok olmadı ama ciddi anlamda ciddi bir taleple karşılaştık. Makinelerimiz de çok güzel. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun şimdiden. Traktör alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Yani hangi özellikler olması gerekiyor? Traktör alırken bir çiftçimiz, önemli olan traktörün beygir gücü ve yakıt durumuna bakar her zaman için. Biz iddia ediyoruz ki diğer traktörler rakiplerimizde beygir güçlerinde %50 daha az yakıt diye iddia ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür, inşallah hepsini bitirirsiniz, satarsınız. Ne diyelim, öyle diyelim. Mola Saati programımız Kaptanım Hayvancılık Fuarı'nı gezmeye devam ediyor.